Herkese merhaba arkadaşlar. Bildiğiniz gibi bir önceki direksiyon seti yapımı videosunda Arduino ile 900 derece kullanabildiğimiz bir direksiyon yapmıştım. Şimdi bu videoda direksiyonun yanına bir pedal sistemi yapacağım. Bu pedal sistemini gaz, fren, debriyaj olacak şekilde yaptım. Ve pedallarda kullanmak için 3 farklı yay aldım. Yay konusunda nasıl bir yay kullanacağımı bilmediğim için veya yaylar arasında nasıl bir fark olması gerektiğini bilmediğim için LGP'nin videosunda kullanmış olduğu yayları aldım, onları kullandım. Ve tasarım kısmında da yaylar ile uyumlu olması için LGP'nin tasarımından birazcık kopya çektim. Şimdi lafı fazla uzatmadan pedal sistemimizi yapmaya başlayalım. Evet arkadaşlar, pedal sisteminde kullanacak olduğum malzemeler bunlar. Burada 3 boyutlu yazıcıdan almış olduğum parçalar var. Burada sistemde kullanacak olduğum yaylar var. Burada da 3 tane 10K'lık potansiyometrem var. Burada da kullanacak olduğum somun ve vidalar var. Ve biraz da kablo var. Buradaki malzemelerin listesini aşağıda yazarım. Ve buradaki yayları almış olduğum sitenin linkini aşağı bırakırım. Oradan ulaşabilirsiniz. Şimdi bu parçaları birleştirmeye başlayalım. Sizin bu videoyu bu kadar uzun almanıza gerek yok. Ben keserim diye biraz uzun aldım. Şu alt kısmına vidadan çıkmaması için şu şekilde bir şey yapıştırırsanız daha iyi olur. Şimdi potansiyometreyi şu şekilde yerine oturtuyorum. Şimdi gerekli kablo bağlantılarını yapacağım. Siz gösterdiğim şemaya bakıp yapabilirsiniz. Ben pedalı ve direksiyonu aynı Arduino üzerinden kullanacağım. Kablo bağlantılarını da ona göre yaptım. Tek bir Arduino üzerinden iki sistemi de kullanabiliyoruz. Yani iki Arduino kullanıp masrafa girmeye gerek yok. Potansiyometrelerin lehimlerini yaptım. Şimdi yayları yerine takayım. Bu yayları sabitlemeden önce potansiyometreleri saat yönünün tersinde sonuna getiriyoruz. Şimdi pedalları sabitleyeceğim. Buradaki vidaları sıkmadan önce bir tane 3 mm çapında matka bucağı alın ve buradaki delikleri biraz genişletin. Yoksa bu alttaki parçayı çatlatabiliyor bu vidalar. Şimdi pedalı tahtanın üstüne monte edeceğim. Evet arkadaşlar, pedalın montajını tamamladım. Gerekli lehimleri yaptım ve kablo bağlantılarını yaptım.
Pedalı ilk başta tahtanın bu tarafına monte etmiştim. Ancak pedalları biraz test ettim ve birbirine çok yakın olduğunu anladım. Daha sonra pedalları tahtanın uzun kenarına monte ettim. Burası 40 santim. Siz de en az 40 santimlik bir tahtaya monte ederseniz daha iyi olur. Ve altına görmüş olduğunuz bu kaydırmazlardan yapıştırdım. İlk başta denediğimde bu tahtanın altı çok pürüzsüz olduğu için gaza basarken bile tahta kayıp gidiyordu. Yani siz de bunun gibi bir kaydırmaz alıp kullandığınız tahtanın altına yapıştırın. Şimdi her şeyi hallettiğimize göre yazılımını yükleyip birkaç oyunda test edelim. Yazılım kısmında ben pedal sistemini direksiyonda kullandığım Arduino üzerinden kullanacağım için tekrardan firmware yüklememe gerek yok. Nasıl yapıldığını bir önceki videoma bakıp öğrenebilirsiniz. Şimdi firmware yüklü olduğu için sadece potansiyometreleri kullanmamız için gerekli yazılımı yüklemem yeterli. Siz de aynı şekilde yapacaksanız buradan seçtiklerimin aynısını seçin. Yazılımda hangi pini seçmemiz gerektiği indirdiğimiz dosyadaki resimde mevcut. Yani hangi pini kullanıyorsak bakıp yazılımda hangisini seçmemiz gerekiyorsa onu seçiyoruz. Sonradan ayarları Arduino'ya kaydediyoruz. Ama daha bitmedi. Pedalları kalibre etmemiz gerek. Bunun için tekrardan Arduino'muzu seçiyoruz. Kalibre etme kısmına geliyoruz. Buraya tıklayınca bir pencere açılıyor. Bu pencerede pedallarda kullandığımız potansiyometrelerin değerleri görünüyor. Kalibre etmek için pedallara birer kez basıyoruz. Burada potansiyometrelerin kullanabildiğimiz maksimum ve minimum noktaları yazıyor. Kalibrasyonu kaydet deyip bu pencereyi kapatıyoruz. Yapmış olduğumuz kalibrasyonları kaydetmek için buradaki seçimleri yapıyoruz. Ve Arduino'muza kaydediyoruz. Yapmış olduğumuz kalibrasyon sayesinde potansiyometrelerin kullanmış olduğumuz o küçük bir kısmını yazılım ile birlikte pedalın tamamı şeklinde kullanabiliyoruz. Buradan da bakıp kontrol edebilirsiniz. Biraz daha ayar gerekiyorsa değerleri değiştirip ince ayar yapabilirsiniz. Evet arkadaşlar, şimdi oyunda ayarlara giriyoruz. Buradan Arduino'muzu seçiyoruz. Kurlara tıklayıp atamalarını yapıyoruz. Pedalların ölü bölgelerini sıfıra getiriyoruz. Çünkü programda ayarlamıştık zaten. Şimdi oyuna giriyorum. Şimdi şöyle bir sıkıntımız var. Ben araba kullanmayı bilmiyorum. Tabii videoyu çekmeden önce birkaç kez denedim. Biraz alıştırma yaptım. İdare eder bir seviyeye getirdim yani. İnşallah bir sıkıntı çıkmaz. Önce aracımızı çalıştıralım.
Bu frende kullanmış olduğum yay biraz fazla sert. Kullanmış olduğumuz 3 boyutlu parçaları kırabileceğimiz bir baskı uygulamamız gerekiyor. Hatta ben kırdım zaten. Yani onun yerine bu debriyajda kullandığım yaydan alırsanız daha iyi olur. Hatta farklı bir marka alırsanız belki aralarında bir kuvvet farkı olur. Debriyaj ve fren arasında bir farklılık olacağından daha iyi olur. Onun dışında şu an sistemde pek bir sıkıntı yok. Gayet güzel çalışıyor. Şu an ben bu sistemi H shifter vites ile kullanıyorum. Debriyajı falan test etmek için. Bayağı iyi yani şu an. Şimdi başka bir oyunda test edelim. LFS'yi açtım şimdi. Buradan direksiyonumuzu ayarlamak için buradan direksiyonu seçiyoruz. Buradan da direksiyonumuzun dönüş açısını 900 dereceye ayarlıyoruz. Buradan gaz ve freni ayrı, debriyaj ve el frenini de eksen olarak seçtim. Buradan eksenlere geliyorum. Tıklayıp hangisi ise bakıp dönüş için gerekli seçimi yapıyorum. Gaz için de aynı. Seçimleri yaptıktan sonra tamam diyorum. Buradan bir oyuna gireyim şimdi. Şimdi bir oyuna girip bakalım. Evet arkadaşlar, pedal takımımız bu şekildeydi.
Şu an için ben gayet memnunum. Yani bir sıkıntı çıkarmadan kullanabildim. Sadece şu kısım biraz ince olduğu için kırılabiliyor. Yani fazla kuvvet uyguladığımızda. Onun dışında bu frende kullandığımız yer biraz fazla sert. Buradaki parçayı kırabiliyor. Hatta ben kırdım dediğim gibi. Benim tasarımımda kullanılabilecek bir yay değil. Yani çünkü çok sert. Onun yerine debriyajda kullandığım yayın aynısından alabilirsiniz. Ya da aynı yayın farklı bir markadan, farklı bir markasından alabilirsiniz. Ki belki aralarında bir fark olur. Onun dışında burada kullandığım potansiyometrenin bir tanesi bozuldu. Yayım yaparken muhtemelen çok fazla ısıttığım için bozuldu. Ve direksiyondaki potansiyometre de bozulmuştu. Yani yanınızda yedek birkaç tane daha potansiyometre bulunursa daha iyi olur. Zaten çok pahalı bir şey değil. Kendi 3 boyutlu yazıcınızla yapmak isterseniz aşağıda STL dosyasına ulaşabilirsiniz. Eğer kendi yazıcınız yoksa ben yapıp satabilirim. Açıklamalar kısmında vermiş olduğum linkten gerekli bilgiye ulaşabilirsiniz. Evet arkadaşlar, bu video bu kadardı. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.